126 sayısının farklı asal çarpanları istenmiş. Bunların toplamı soruluyor. Önce 126 sayısını asal çarpanlarına ayırmamız lazım. Sayının yanına uzun bir çizgi çekiyorduk. 2'ye bölelim. 63. 7'ye bölelim. 9. 3'e bölelim. 3. 3'e bölelim. 1. Asal çarpanlar burada ortaya çıktı. 2, 7 ve 3. Asal çarpanlarımız bunlar. Bunların toplamı istenmiş. 2 artı 7 artı 3 eşittir 12. X ve Y aralarında asal doğal sayılar. Bir denklem verilmiş. X çarpı Y istenmiş. Bu denklemde içler dışlar çarpımı yapmadan önce 15 ile 6'yı sadeleştirelim. İkisi de 3'e bölünür. 15'i 3'e böldük 5. 6'yı 3'e böldük 2. İçler dışlar yapalım. 2 ile x artı 2'yi çarpıyorum. 2x artı 4y. 5 ile x eksi y'yi çarpıyorum. 5x eksi 5y. 5x'ten 2x'i çıkartırsam sağ tarafta 3x kalır. X'i 5y'yi de sola artı 5y olarak alırsam sol tarafta da 9y oluşur. Ve bu 3 ile 9'u da sadeleşirse 3y eşittir x elde ederiz. X ile y aralarında asal ise y'ye 1 vermem, x'in de 3 kere 1, 3 olması gerekir. Yani daha büyük bir doğal sayı verirsem, mesela 2 versem, x 2 kere 3, 6. Dolayısıyla 6 ile 2 aralarında asal değil, 2 ortak çarpan olacak. Y'ye 1, x'e 3 verebilirim. Çarpımları sorulmuştu. 1 çarpı 3, sonucumuz 3. Karelerin toplandığı bir ifade var. Bu toplamın kaç farklı asal çarpanı vardır? Tabi bunu yanına uzun çizgi çizerek bölmek çok kullanışlı olmaz. Bunu da biz çarpanlarını ayırmaya çalışacağız. Şimdi 48 arkadaşlar, 96 ve 120. 48'i ben 2 çarpı 24 diye yazabilirim. 96'yı ise 4 çarpı 24 diye yazabilirim. Çünkü 24, 48, 48, 48 daha 96. 120 ise 5 çarpı 24'tür. O halde ifade şöyle oldu. 2 çarpı 24'ün karesi, 4 çarpı 24'ün karesi, 5 çarpı 24'ün karesi. Kareleri dağıtalım. 2'nin karesi çarpı 24'ün karesi artı 4'ün karesi çarpı 24'ün karesi, 5'in karesi çarpı 24'ün karesi. 24'ün karesi parantezini alabiliriz. Çünkü 24'ün karesi hepsinde ortak. Zaten amacımız da çarpanlarını ayırmak ki asal çarpanlarını bulabilelim. 24'ün karesi parantezini alırsam burada 2'nin karesi yani 4 kalır. Burada ise 4'ün karesi 16 kalır. Yine burada 5'in karesi 25 kalır. Parantezin içini toplarsak 4, 16 daha 20, 25 daha 45. 45 de 9 kere 5'tir. Şimdi buradan gelen asal çarpanlara bakalım. 24'ün karesi yani 24 çarpı 24. Zaten aynı asal çarpanlar var. Şurası 8 çarpı 3. 8 zaten 2 çarpı 2 çarpı 2. Bir kere asal çarpanlardan biri 2. 8'den başka bir asal çarpan gelmez. 3 var asal çarpanlardan. 9 da 3 çarpı 3 olduğu için 9'u da halletmiş olduk. Bir de son olarak 5 var. Demek ki bu ifadenin asal çarpanları 2, 3 ve 5. Kaç tane olduğu soruluyor? 3 tane. X artı 3 ve Y artı 2 aralarında asal tam sayılar. Negatif de olabilirler. Deminki gibi doğal sayılar değil. Bir denklem var. X çarpı Y çarpımının alabileceği en büyük değer soruluyor. X artı 3 ile Y artı 2 ve şu denklem arasında bir bağıntı olması lazım. Burada da bakın bunun çarpımına benzer şeyler var. X çarpı Y'ler var, 2X'ler, 3Y'ler var. Şu X artı 3 ile Y artı 2'yi biz bir çarpalım. X artı 3 ile
y artı 2'yi çarpalım. X ile y'yi çarptım. X y. X ile 2'yi çarptım. 2x. 3 ile y'yi çarptım. 3 y. 3 ile 2'yi çarptım. 6. Dikkat ederseniz bakın şu ifadeler aynı. Bu ifade 5'e eşitmiş. O halde şurası 5 ise 6 da bu benim çarpımım, yani aralarında asal olan sayıların çarpımı 11 çıkıyor. Şunu elde ediyorum. X artı 3 çarpı y artı 2 11 gibi bir asal sayı eşit. X artı 3 ve y artı 2 aralarında asal tam sayılar olduğu için, tam sayı olduğu için burada değişik durumlar olabilir. Tabii 11 de bir asal sayı olduğu için çarpanların ayrılamıyor, ancak 1 çarpı 11 olarak yazılabilir. İlk durum x artı 3 1, y artı 2 11 durumu. Böyleyse bakın x artı 3 1 ise x'in eksi 2 olması lazım ki olabilir tam sayı. Y artı 2 11 ise y'nin 9 olması lazım. Çarpımların alabileceği en büyük değer diyor. Eksi 2 ile 9'u çarparsak eksi 18 elde ederiz. Bu sefer bunların yerleri değilsin. Yani burası 11, burası 1 olsun. Bu da olabilir. X artı 3 11 ise x 8 çıkar. Y artı 2 1 ise y eksi 1 olur. Yine bunları çarptığımız zaman eksi 8 negatif tam sayısını elde ederiz. Üçüncü bir durum. Eksi 11 çarpı, eksi 1 çarpı eksi 11. Sonra da bunun tersini alacağız. X artı 3 eksi 1 ise x'in eksi 4 olması gerekir. Dikkat. X eksi 4. Y artı 2 eksi 11 ise y'nin eksi 13 olması gerekir. Y eşittir eksi 13 ki 2 eklenince eksi 11 olsun. Eksi 4 ile eksi 13'ün çarpımı 26, 52 yapar. Bakın bu büyük çıktı. Üsttekiler elenmiş oldu. Son durumumuzda da bir öncekinin tersi. Burası eksi 11, burası eksi 1 olacak. X artı 3 eksi 11 ise x'in eksi 14 olması gerekir. Ki 3 eklendiğinde eksi 11 olsun. Y ise y artı 2'nin eksi 1 olması için de y'nin eksi 3 olması gerekir. Eksi 3 ile 14'ü çarparsak 30, 12, 42 olur. Evet, görmüş olduğunuz gibi en büyük değer arkadaşlar 52 oluyor. Dolayısıyla bu çarpımın en büyük değeri 52. X ve y pozitif doğal sayılar. Bir tane denklem var elimde, köklü bir ifade. X artı y en az kaç olmalı? Şimdi bu denklemi aşağıya yazalım. Şimdi x'in pozitif doğal sayı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu 36 y'nin ben küp kökünü aldığımda bir doğal sayı çıkması lazım. Pozitif doğal sayı. Yani bunun küp kökten dışarı çıkması lazım. Yani 36'yı ben neyle çarparsam bir şeyin, bir sayının küpü olur ki küple küp kök birbirini götürsün. Bunu sağlayabilecek en küçük sayı olarak y'yi seçmek istiyorum ben. 36 4 çarpı 9. 4 2'nin karesi. 9 da 3'ün karesi. Şimdi bakın 2'nin küpü olsa bu çıkacak. O halde y'nin içinde 2 yer almalı ki bunlar çarpıldığında 2'nin küpü olsun, dışarı çıksın. Yine 3'ün küpü olsa da dışarı çıkacak. O halde y'nin içinde 3 de çarpan olarak bulunmalı ki 3'ün küpü olsun. Y'yi ben 2 çarpı 3 seçtiğimde ne olur? Küp kök içinde 2'nin küpü çarpı 3'ün küpü olur. Yani 6'nın küpü olur. 6'nın küpüyle küp kök birbirini götürür. Dışarıya bu 6 olarak çıkar. O halde x ne oldu? 6 oldu. Y'yi de ben 2 çarpı 3 seçmiştim. Y de 6. Dolayısıyla istenen x artı y olduğu için 6 artı 6 12'dir. Faktöriyel, en faktöriyel demek sevgili öğrenciler, daha önce de biraz bahsetmiştik. Şimdi biraz daha detaylı yapacağız. 1'den n'e kadar doğal sayıların çarpımıdır. 1 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, artık n kaçsa
n'e kadar doğal sayıların çarpımıdır. Veya tersten de yazabiliriz. N çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 nokta nokta 3, 2, 1. Bu ikisi aslında aynı şeydir. 0 faktöriyel 1 olarak kabul edilir. Bu bir kabuldür. 1 faktöriyel de 1'dir. 1'e kadar 1'den başlayan sayıların çarpımı sadece 1'dir zaten. 2 faktöriyel 2 çarpı 1 2'dir ama faktöriyeldeki 1'leri aslında yazmaya gerek yok. Çünkü 1'ler çarpmayı etkilemiyor. O halde 3 faktöriyel yerine ben sadece 3 çarpı 2 yazabilirim. Çünkü çarpı 1 de yazsam etkilemeyecek. Bu da cevabı 6 olacak. 5 faktöriyeli ben 5 çarpı 4 faktöriyel diye yazabilirim. Çünkü 4 faktöriyelin içinde ne var? 4, 3, 2, 1 var. Bir de bunun yanına 5 eklersem 5 faktöriyel olacaktır. Yine n artı 1 faktöriyeli de ben n artı 1'i ayırıp n faktöriyel yazabilirim. Aynı mantık. Mesela 12 faktöriyeli ben istediğim faktöriyele kadar indirebilirim. Diyelim 9 faktöriyele kadar indireyim. 12 çarpı 11 çarpı 10 çarpı 9'a indirdim. En son faktöriyel koyuyorum. 5 faktöriyeli açarsak, bakın içinde 5 var. 4, 3, 2, 1. 2 de var. Hatta 4'ün içinde de 2 var, 2 de var. 2 ile 5'in çarpımı 10 olduğu için bu 5 faktöriyel 0 ile biten ilk en küçük faktöriyeldir. Yani 5 faktöriyel bunları çarparsak 120 olur. 1'ler basamağı 0 olur. 5 faktöriyelden daha büyük faktöriyeller, mesela 6 faktöriyel, 6 çarpı 5 faktöriyel daha diye yazılabilir. Yani aslında ben şu 120'yi bir de 6 ile çarpıyorum. Ama 0 ile bittiği için sonuçta bunun da 1'ler basamağı mutlaka ne olursa olsun 0 ile bitecektir. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. 5 faktöriyelden daha büyük faktöriyeller mutlaka 0 ile biter. Buna dayalı sorular da var. Hatta daha çok 0 da olabilir. Şimdi 7 faktöriyelde bir tane 0 var. 8 faktöriyelde de bir tane 0 var. Ama 10 faktöriyele geldiğimizde 10 faktöriyelin içinde, onun içinde de 5 var. Bir 5 daha geliyor. 2 zaten bol bol var. Mesela 10 faktöriyel 1'den fazla 0 ile biter. 2 0 ile biter. Dolayısıyla 5 faktöriyel ve daha büyük faktöriyeller mutlaka 0 ile bitiyor. Ama 1'den fazla 0 ile de bitebilir. 10 faktöriyeli 9 faktöriyel ve 8 faktöriyel türünden yazınız denmiş 8. maddede. 10 faktöriyel eşittir 9'a kadar indiriyorum. 10 çarpı 9 indim faktöriyeli koydum. Yani 9 faktöriyelin 10 katı 10 faktöriyel. 8 faktöriyel cinsinden de yazalım. Yine 10 faktöriyeli 8'e kadar indiriyorum. 10, 9, 8 burada durdum ve faktöriyeli koydum. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Tabii ben videolarda bunları ard arda çözüyorum ama siz çözümden önce kendiniz yapmaya çalışın. Yani anlatımdan, kuraldan, bir iki örnekten sonra direkt çözümleri izlemeyin. Pause'yı basın. İstediğiniz gibi durdurabiliyorsunuz, ileri geri alabiliyorsunuz, defalarca izleyebiliyorsunuz. Her dersin PDF dokümanı da var. Onu da mutlaka yazıcıdan çıktı alın. Dersten önce yazarak çalışın. İzlerken not alın. Durdurun. Önce siz yapmaya çalışın. Sonra çözümleri izleyin. 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel var. Bu tip oran sorularında, bölme sorularında büyüğü küçüğe indirmeniz lazım. Büyük olan 7. 7'yi 5 faktöriyele kadar indireceğim. 7, 6, 5 faktöriyeli koydum. Bölü 5 faktöriyel. 5 faktöriyeller sadeleşir. 6 kere 7, 42. 11 faktöriyel bölü 12 faktöriyel. Bu sefer 12 faktöriyel büyük. Üst tarafı aynen yazıyorum. 11 faktöriyel bölü. 12'yi 11'e kadar indiriyorum. 12 çarpı 11 faktöriyel. 11 faktöriyeller sadeleşiyor. Yukarıda 1 kalıyor bölme işlemi sonucunda. Cevabımız 1 bölü 12. İşin içine harf girdiğinde de sakin olun sevgili öğrenciler. Hiçbir fark yok. N artı 2 en sonuçta bir sayı ama ne olduğu belli değil. Bölü n faktöriyel. Burada büyük olan n artı 2. N artı 2 n'e kadar birer birer azaltarak indirmem lazım. N artı 2 yazıyorum. 1 eksiği
n artı 1, 1 eksi n. Bakın n'e geldim, faktöriyeli koydum. Bölü n faktöriyel. Bunlar sadeleşir. Sonuç ne olur? N artı 2 çarpı n artı 1 olur. N eksi 2 faktöriyel bölü n faktöriyel. Bu sefer n büyük çünkü yukarıda 2 eksi var. O zaman üst tarafı aynen yazıyorum. N eksi 2 faktöriyel. Paydayı n'i yazdım. 1 azalttım. N eksi 1. 1 daha azalttım. N eksi 2. Evet üste ulaştım. Faktöriyeli koydum. Bunlar sadeleşir. Üst tarafta 1 kalır. Alt tarafta ise n çarpı n eksi 1 kalır. 2n faktöriyele geldik. Burada şaşırmayın. Bu sadece n'in faktöriyeli değil. Yani şöyle yazmayacağız. 2n n eksi 1 n eksi 2 diye böyle gitmeyecek bu. 2n'i bir sayı gibi düşüneceğiz sevgili öğrenciler. 2n komple bütün bir sayı gibi düşünüyoruz. Şunları silelim. Bu nasıl gidecek? 2n çarpı 2n eksi 1 çarpı 2n eksi 2 böyle böyle 3, 2, 1 şeklinde açılacak. 2n faktöriyel bölü 2 çarpı n eksi 1 faktöriyel. Burada payda biraz karışık. O yüzden faktöriyelin içini bir dağıtmak lazım. Daha net anlamak için. Çünkü faktöriyel dışarıda. İçeride bildiğimiz çarpma işlemi var. 2'yi dağıtırsak 2n eksi 2 olur. Şimdi daha anlamlı hale geldi. Bakın üstte 2n var. Altta bunun 2 eksiği var. O zaman üsttekini alttakine kadar indirmem gerekiyor. Üsttekini açalım. 2n 2n eksi 1, 1 eksi 2n eksi 2, 1 daha çıkardık. Alttakine geldik. Faktöriyeli koyduk. Paydada da 2n eksi 2 faktöriyel var. Bunlar sadeleşti. Geriye 2n çarpı 2n eksi 1 kaldı. 2 faktöriyelden 79 faktöriyele kadar faktöriyellerin toplamının birler basamağı soruluyor. Tabii bu çok çok büyük bir sayı ama bizden istenen sadece birler basamağı. Biliyorum ki 5 faktöriyel ve sonrasının birler basamağı 0. Bunları ben topladığımda da birler basamağı 0 olacaktır. O zaman 5 faktöriyel ve bunun daha büyük faktöriyeller hiçbir şey etki etmeyecek. Birler basamağı etki edenler 2 faktöriyel, 3 faktöriyel ve 4 faktöriyel olur. 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel 3 kere 2 6'dır. 4 faktöriyel de 4, 3, 2, 24'tür. Bunları toplarsak 30, 2 daha 32. Diğerleri zaten etkilemiyor. O halde birler basamağı ne olmalı? 2 olmalı. Cevabımız 2. X 9 faktöriyel artı 10 faktöriyel ve bir tarafta da 11 faktöriyel var. 11 faktöriyeli x cinsinden istiyor. Şimdi x'i bir çarpım haline getirelim. X eşittir 9 faktöriyel artı 10 faktöriyeli 9'a indirirsem 10 çarpı 9 faktöriyel. 9 faktöriyeli elma gibi düşünün. 10 elma, 1 elma daha 11 elma yapar. Demek ki x 11 çarpı 9 faktöriyel yapar. Şimdi 11'in içinde de 9 faktöriyel var. Oradan hareket edebilirim ben. Yani 9 faktöriyeli yalnız bırakırsam 9 faktöriyel eşittir 11 karşıya bölü olarak geçecek. X bölü 11 yazabilirim. Şimdi 11 faktöriyeli yazıyorum. 9 faktöriyele kadar indirmem lazım. İndiriyorum. 11 çarpı 10 çarpı 9 faktöriyel. Şimdi 9 faktöriyel yerine ben X bölü 11 yazabilirim. Yazalım. 11 çarpı 10 çarpı x bölü 11. Buradan 11'ler gider. Ne kaldı? 10x kaldı. Demek ki 11 faktöriyelin x cinsinden ifadesi 10x. Şimdi n harfini içeren bir ifade var. Bir bölme var. Burada n-2 ile 2-n'e dikkat etmenizi istiyorum. n-2 ile 2-n'e dikkat edelim. Bunlar birbirinin ters işaretlisi. Yani n mesela 3 olsa 3-2 faktöriyel 1 faktöriyeldir anlamlı.
Ama 2 eksi 3 faktöriyel negatif olacağı için negatif bir tam sayının faktöriyel tanımlı değil. Bunun tek bir yolu var. N'in 2 olması. N'in 2'den farklı değerlerinde bu ifadeden biri mutlaka negatif olacaktır ve ifade anlamsız, tanımsız olacaktır. N 2 ise 2 eksi 2 sıfır faktöriyel, çünkü buradan da sıfır gelecek, buradan da sıfır gelecek. O yüzden sıfır faktöriyelde tanımlı n'i 2 alıyoruz. 2 artı 1 3 faktöriyel oldu. Bölü yine n faktöriyel 2 faktöriyel eksi var burada. Pardon. Burası da sıfır faktöriyel oldu. Sıfır faktöriyel 1'dir. 3 faktöriyel 6. 2 faktöriyel 2. 0 faktöriyel 1. Payda 1 oldu. O halde cevabımız 6 artı 1, 7 olur.